Hoppa, bunu da çiğnerek, çiğnerek çiğnerek istiyorum ben. Tamam, şöyle şeker de koyalım bence, bir miktar tatlandıralım şöyle hafif. Çiğ böreğe çok yakışıyor. Tuz, bir parça da sirke istiyorum. Bir parça da sirkemizi koyuyoruz. Güzelce harmanlıyoruz. Hemen şuradan ben sürahiyemi buldum. Evet. Yabancı değil kız artık. Alıştı alıştı bizim mutfağımıza. Evet, bir parça. Şöyle. Tamam tamam. Güzelce karıştırıyoruz. Bol kepçeyim Esra ben. Ilık su. Ilık evet, suyla ılık birlikte. Ilık suyla çok güzel bir çiğ börek yapacağız. Bu da Esra'nın favori tarifi olacak. Normalde şıkır şıkır. Hamur makineleri kullanılır. Yok, alacağım. İstemiyorsun. Hayır, hayır, hayır. Çiğ börek. Burada bir şey söyleyeceğim. Çiğ börek yapacağız da şeyimiz yok. Kıymamız artık Esra'nın o yeter. Harika. Harika. Harika köfteler var. Hamurum hazır. Hemen ya sen nasıl? 5 dakikada başladık. Hamur yoğurdu valla. Maşallah hamurat bizim adı. Normalde hamur makineleri her evde olmuyor. Evet. Bir de çok oyalıyor insanları. Hı hı. Ben evde hamur yoğurmayı daha çok seviyorum. Makineden daha çabuk yoğuruyorum. Çok işim varsa makine kullanıyorum. Ya bak ne güzel oldu. kalan kıymamızı da değerlendiriyoruz. Bunun içinde baharatımız var mı? Bunun içinde baharat her şey var. Koydu. Ha, onu biraz sulandırabilir miyiz? Evet, tamam, birazcık bunu ben sulandırayım. Su versene kaşık. Ay Yüce, senin kıyma gidiyor, şey köfte gidiyor. Getir anacığım, al su temiz. Kaşıkla evet. Vereyim. Bir hamur bölücü ya da bıçak alayım ben sadece. Şöyle. Esra. Hafif efendim. Sulandırıyoruz. Hafif sulandırıyoruz. Sana bir bıçak. Özelliği ay, görüyor musun? Kıyma değil kesinlikle mi? Sulanması gerekiyor, yoksa köfte gibi olur. Harika. Harika bunu efendim. Bunu bakar mısınız ya? Muhteşem. Şöyle dinlenmesi gerekiyor ama. Biz onu hallederiz dinlenmeden. Ben sende o potansiyeli gördüm. Harikayız. Harikayız efendim. Ayrıca yuvarla bunları. Kızlar. Kaçın. Şöyle. Ben aralardan çıkmaya devam. Ya ısıtalım mı? Evet. Evet. Tabii tabii kızdıracağız. Birazcık yağ bol dökeceksin efendim. Kızdıracağız. Şöyle. Ya takım çalışması gibi. Hakikaten şu an böyle dakikalarla yarışıyoruz. Kaç 15 dakikamız var. Çiğ böreği yetiştirecek miyiz? Bitti bitti. Bitti bitti. Ben kolumu tekrar. Bitti bakın efendim çiğ börek yaktım yapılıyor. Yaktım altını kızlar çok tamam. Yetişir. Şunu da evet. Hemen şimdi. Şimdi bunu böyle mümkün mertebe ince açmamız gerekiyor. Çiğ anam, ne kadar anam eller ama. Becerikli. Ben burada böyle kenarda. Kaldım maşallah. Kız neyi yettin çıktın geldin? Dedim ya dayanamadım. Özlemiştim iyi oldu. Çok iyi oldu hangi gerçekten. Takımı yarışıyoruz affedersiniz. Mavi takım. Mavi takım. Mavi takımdayım. Ben bugün giydim ya lacivertler evet. Maviler. Mavi takımdan Serpil sen aslanımdansın. Hayır ben mavi takımım. Aslanım ben mavi takıma gidiyorum. Bence de. Ay. Evet güzelce açtık. İncecik bak bak. Şeyi nereden öğrendim? Çok güzel tutuyoruz. Şimdi pat diye Esra geldi ve dedim ki Esra'ya bir çiğ börek yapar mısın bana dedim. Girdi. Ne yaptık? Çok az miktarda şeker koyduk, tuz koyduk, ılık su ve bir miktar un. Çok yumuşak kıvamda bir hamur elde ettik. Aslında bu hamuru bir tık daha dinlendirseniz daha da güzel olacaktır efendim. Yani 2 dakikadaki hamur bu. Ay Yüce'nin hazırladığı köftenin harcı vardı. Biz bu harcı nasıl değerlendiririz diye düşünürken Esra'nın yoğurmuş olduğu köfte harcını burada çiğ böreğin içinde değerlendirdik. Çay tabağı. Harikayız. Bugün yine harikayız. Kardeş bu kadar hazırlıksız yakaladınız beni. İyi iyi valla maşallah. Maşallah Esra'nın eli çabuk tıkır tıkır. Ama bak bak nasıl ince ince dokuyor. Helal olsun Esra. Seviyorum. Bir bakalım yağımız kızmış mı? Yok hayır. Kızmamış. Biraz biz daha. Açmaya devam Esra ediyoruz. Esra yetiş kuzu çabuk. Yetiş. Kız Esra ne güzel yaptın. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Bak hiç hamuru dinlendirmeden incecik açtı. İncecik açtı. Burada bir ekip işi var şu an. Burada Kanal 7 ekranlarında canlı canlı çiğ börek yapıyoruz efendim. Çok bakın bu güzel. Gelişi güzel gelen bir tarif. Harikayız. Esra aç komşu diye kız geldi bakar çiğ börek kitledik kıza. Sen misin görüyorsun selam zaten. Verdin borçlu çıktın. Ya iyi oldu ya. Bu arada çiğ böreği de yapmış olduk. Evet çiğ böreği de yaptık. Efsane.
Çiğ böreğin de en güzel özelliği çok fazla yağ çekmemesi. Ben çok seviyorum aslında. Güzel bir hamur tutulursa efendim tam böyle iftar saati için, hatta savurda daha da uygun olur. Mide dinlenmiş olur. Savur içinde daha doğru bir paylaşım olur. Değil mi savura? Evet. Yanına sıcak bir çay. Damaları için ve yağ çekmeyecek. Yağda kızgın olursa, derecesi iyiyse. Böyle birazcık çekecek. Suyla ıslattık. Evet. Hatta daha da sulanabilir. Değil mi? Bir tık daha. Evet. Kaşıkla konulur bunun su. Charge'ı normalde. Harikayız. Vallahi harikayız. Son 10 dakikaya girmişiz efendim. Reklam ben arasına. Ben şimdi kızartacağım onları. Hadi koş Esra, yetiş. Esra'ya zaten gazı verdik mi tamam, Esra uçuyor. Senin gibi ama hamurla oynamayı seviyor. Seviyor, evet, seviyor. Seviyor vallahi. Ondan bizim da enerjimiz tuttu. Esra ile hamuru sevmeyen olmaz. Oldu mu? Şimdilik şuraya alıyorum. Kızardı mı? Ay Yüce gel bir de sen aç bakayım bir tanesini. Bir de Ay Yüce'nin performansını görsünler. Yarışmalarda şeye kilitliyorlar. Nermin o işi ben izliyordum söyleyeyim. Şimdi ben de Meme Şef gibi. Esra'yı yavrum açsana geç kaldın hadi. Şu an bu hiç dinlenmemiş hamurum. Bak. 2 dakikada hazırladığım hamur. Hiç dinlenmemiş hamurun şovuna bakar mısınız efendim? Hiç kabarı dinlenmemiş yok. Hamurun şovuna bakar mısınız? Evet. Boyundan büyük işler yapıyor. Ben Ay Yüce'yi sevdim. Arada bir gel istersen. Tabii ki seve seve her zaman. Yardıma gel beklerim. Çok isterim. Canım benim. Ne güzel kabardı evet. Esra. Fokur fokur oldu. Hay maşallah bize. Esra yapıyorsun bu işi. Bakar mısınız ya? Ya hiç dinlenmeyen ama bak. Hey maşallah. Neden bana biliyor musunuz? İçine bir miktar şeker dağıttık. Şeker bu şekilde kabartır. Bir de Esra'nın incecik açması. Ve hiçbir şekilde kıyma dışarıya çıkmadığı için maşallah köpüklenme olmuyor. Farkında mısın? Evet. En sevdiğim şey kıymalar aktı mı burada bu çıt 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 duramazsın evet. Allah muhafaza. Ama çok kabardı yani. Maşallah. 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 Gerçekten çok başarılı. Aman Esra'cığım yanmayalım yavrum. Bak nazar nazar. Evet efendim. Güzelce güzelce kızartıyoruz ve masaya geçiyoruz artık. Masaya geçiyoruz. Normalde çiğ börek yağ atıldığı zaman önce dibe vurur. Yukarı çıktığı zaman o bitmiştir. Alır. Olmuş mudur? Evet ama şimdi bu çok derin yağ olmadığı için. Ay Yüce de yaptı valla. Şey. Ellerine sağlık kuzucuğum. Efsanesin. Afiyet kaç dakikamız var? Masaya geçelim artık. Hadi. Kalanları da sonra kızartırız. Tamamdır. Çiğ böreklerimizi de alalım. Ayıcı aldım. Al. Bugün de vallahi öyle güzel geçirdik. Ben şuradan şifremi de alıyorum efendim. Esra. Efendim. Vallahi fıtır fıtır yetişti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.